Real TV Amerika Bürosu haber verir. Amerika Birleşik İstatları Senatosu'nda 6 Ocak'ta Kongre binasına düzenlenen saldırıyla ilgili araştırmalara hala devam ediliyor. Bugün Amerika Birleşik İstatları Federal Soruşturma Bürosu yani FBI Başkanı Chris Wray 6 Ocak'ta Kongre binasına düzenlenen saldırıyla ilgili ilk kez ifade verdi. Wray Senato Adalet Komisyonu'nda ifadesini verdi. Aslında öncesine baktığımızda FBI Başkanı Kongre baskınından bu yana yerel emniyet birimleriyle görüşmeler zaten yapmıştı. Ancak bugün ilk kez Kongre üyeleri önünde halka açık bir şekilde ifadesini verdi. İşte Wray bugünkü oturumda eski başkan Donald Trump destekçilerinin 6 Ocak başkent Washington'da düzenlediği protesto eylemi öncesinde FBI'nin aldığı güvenlik önlemleriyle ilgili soruları yanıtladı. Ayrıca beyazların üstünlüğünü savunan ve ülke içindeki diğer aşırıcı grupların oluşturduğu tehditle ilgili alınan güvenlik önlemleriyle ilgili de konuştu. Wray 6 Ocak baskınını iç terör olarak değerlendirdi. Hatta olayın sorumlularının yargılanacağı mesajını da verdi bugünkü ifadesinde. Kongre üyelerine hitaben ülkemizin seçilmiş liderleri olarak sizlerin burada bu koridorlarda hedef alındığınızı gördüğümde dehşete kapıldım dedi. O işgal bir suçtu, bu kadar basit. FBI yetkilileri olarak bizlerin iç terör olarak gördüğümüz bir davranıştı şeklinde konuştu Wray. Devamındaki ifadesinde ise başkanlık seçimi sonuçlarının tescil edildiği 6 Ocak'ta aşırıcıların kongre binasını hedef alma niyetinde olduğu yönündeki istihbaratın 5 Ocak'ta yani bir gün önce ilgili emniyet birimleriyle paylaşıldığını da doğruladı kendisi. Kongre polisi ve Washington Emniyet Teşkilatı ile vakitli bir şekilde iletişim kurduk dedi. Üstelik bir değil, iki değil ve tam üç farklı şekilde iletişim kurduklarını söyledi Wray bugünkü ifadesinde. Wray Senato Adalet Komisyonu'na verdiği ifadesinde şunları da ekledi. Kongre binası baskınının Trump destekçisi kılığına giren aşırı solcu gruplar tarafından düzenlendiği yönündeki komplo teorilerinde gündeme geldi ve buna karşılıksa çoğunlukla aşırı sağcı Trump destekçilerinin bunu öne sürdüğünü, bu iddianın gerçek dışı olduğunu savundu. Yani şu ana kadar bu iddiayı doğrulayan herhangi bir kanıta rastlamadıklarının altını çizdi. Amerika Birleşik İstatları Emniyet Teşkilatı'nda şu an yurt içi terör tehdidi nedeniyle ciddi bir hareketlenme gözlemleniyor aslında baktığımızda. Başkan Joe Biden'da kendi kabinesindeki ulusal istihbarat sorumlusuna yurt içi terör tehdidini değerlendirme altına almak üzere FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı ile birlikte çalışma görevi verdi. İşte anlayacağınız üzere Amerika'da hareketli günler devam ediyor ve iç güvenliği sağlama çalışmaları da son hızda devam ediyor diyebiliriz. Amerika'dan aktaracaklarımız bugünlük bu kadardı. Özlem Şenşar, Real TV Washington.